İlber Hoca'nın kitaplarını okudum. Programlarını izliyorum deli gibi. 4 saat. 4 saat arkadaşlar. YouTube'da Allah'tan hızını 2 yapıyorsun. İlber Hoca da akıyor. Programla akıyor. Ama gerçekten normal, yavaş konuşuyor. Böyle konuşuyor biliyorsun. Aa, Fatih diyorum. Bir alıyorum Fatih diyorum. Bana bak falan hani. İlber Hoca'da şeyi fark ettim ama o kadar çok dinliyorum ki. Karşı tarafı hep kendi kadar bilgili zannediyor. Hiç kimsenin bilmediği bir şey anlatıyor. Kimse bilmiyor. Orta çağ dedikodusu yani. Öyle diyor ki üçüncü Pablo'yla diyor. Dördüncü Escobar. Biliyorsun Fatih diyor. Fatih Altaylı da biliyorum diyor. Ya Fatih. Fatih. Niye mi Fatih? Allah gücünden versin. İlber Hoca'yı kaybettiğimizde bazı bilgiler yok olacak. Sadece o biliyor. Başka dünyada bilen yok. Onda var. Kaynak da yok. Okumuş Ceylan Derisi'nden bir dönem böyle. Madrid'de okumuş onu. He demiş gitmiş. O biliyor sadece. Kaynak adam yani. Halil Hoca'yı da kaybettik. Onun selefi. Arada Celal Şengör konuk oluyor. Tam sıçtım. Bunu da biliyor. Bunlar kendi aralarında konuşuyorlar. Zaman kipi de kullanmıyorlar. Hep geniş zaman, şimdiki zaman. Ya akademisyen dedikodusu diye bir şey varmış. Da bir 20 dakika birine ne sallıyorlar. Ya bırak hocam o geri zekalı ya falan. Böyle ağzına sıçtılar adamın. Lan ne oldu diye bir bakayım dedim. 1813. New York kütüphane müdürüne çok sinirliler oğlum. Adam öldü, öldü. Bir kitabımı kaybetmiş. Allah belasını versin. Celal Hoca aramış aramış bulamamış mı ne olmuş? Celal Hoca da hiç konudan bağımsız ateist olduğunu söylüyor. Çok alakasız. Rüzgarlar Fatih'im diyor şimdi. Alçak basınçtan tabii yüksek basınca doğru. Allah olmadığı için diyor. Ya ne alakası var konuyla? Depremler diyor. Yeryüzü tabakalarının birbirinin altına girmesi. Ya da Allahsız ortamda birbirlerini ittirmeleri. Fatih Altaylı da hiç uyarmıyor. O da zaten yani hiç reality show gibi yani. İlber Hoca'nın telefonu çalıyor. Açıyor. Alo diyor. Program akıyor bu arada yani. Barbaros Hayrettin alo. Fatih Altaylı da kapa demiyor da kim o diyor ya. Murat diyor Murat. Tamam çağır gelsin diyor. 20 dakika sonra Murat Bardakçı giriyor. O da şey... Ya bir reality show. Bir sürü yiyorlar, kuru pastalar, baklavalar. Fatih Altaylı oturup tweet atıyor. Yaşasın Galatasaray falan. Yani hiç umurunda değil. Yani orada ne oluyor, ne konuşuluyor. Celal Hoca bir yansı istiyor. 26. yansıya geçelim diyor. Rejide basıyor, 4'e basıyor. Kimse okuyamıyor. Celal Hoca da işte bu dağlar diyor. Orada göl var falan. Yani... Bir gün bir programda İlber Hoca yurt dışından gelecek Celal Şengör'le beraber konuklar. Celal Hoca bilim felsefesinden konuşuyor. Şu an tam hatırlamıyorum. Platon dedi yuttu tabağı. Yani yuttu böyle susamlar falan böyle yut diyor öyle yuttu. Ama Oya kızıyor diyor Fatih. Aman diyor da Oya da işi şey Celal'in. İlber Hoca trafikte kaldı. Gelemedi. Yurt dışından gelmiş. Trafikte kalmış. Kalktı. İlber gelmediği için. Onun tabağını aldı. İlber Hoca tabağını. Onu da yuttu. Aristo'yu yuttu. Şey yaptı. Ya. Tabağı geri koydu sonra. Böyle hiçbir şey yapmamış. Buralar susam. İlber Hoca geldi. Oturdu. Terlemiş. Yazık kıyamam. Baktı tabak boş. Tamam mı? Celal hiç ses vermiyor. Hocam hoş geldin sen. Ne oldu İlber diyor. Buralar susam ama yani... İlber Hoca küstü oğlum programda. Fatih Altaylı hocam siz ne diyor? Celal anlatsın. Benim uykum geldi Fatih. O yedi diyor. Glikoz gitti ona. Çok seviyorum İlber Hoca'yı. Ya her şeyi biliyor ya. Sadece tarih değil yani. Kuantum musor anlatır yani. Ve kimse de o yüzden İlber Hoca'ya bir şey demiyor. Hiç fark ettiniz mi? Geçen şey dedi, Kırımlılar dedi şarap yapsın dedi. Bayağı bir millete görev verdi yani.
Siz şarap yapın. Siz odun kesin. Age of Empires oynar gibi. Toplanın. Burada savaşçı basacağız falan. Çok seviyorum ya. Bize ait ne kadar gurur verici değil mi İlber Hoca? Bu arada İlber Hoca Rus prensidir arkadaşlar. Yani Kırım prensi anne tarafından yanlış bilmiyorsam. O geç kaldığı gün 7 dil bilen bir prensin şöyle yaptığını gördüm boş tabağa. İnanılmaz Türk İş Adamı. Merhaba Sözcü Gazetesi hoş geldin. Türkiye şartlarında tabii. Uzamlar ne olacak kardeşim? Check the mic and make sure it sound right, boys.